Nedir o konuda fikrinizi alabilir? Ya işte ben çocukluğumda bizzat Kozan'ın Kurgan Üniversitesi'ni gerçekleştiren işte Halil Çopaloğlu, ondan sonra Ahmet Cevdet Çamur'dan, Kurtoğlu, Uzun Kurtoğlu. Bunlarla bizzat görüşmüştüm. Onlar anlatıyordu. Ben de şiir okudum her bayramda. Okuduğum şiirlerden sonra benim kucaklar alnımdan öperlerdi. Ve insanların, çocukların, insanların burada yakaladığını söylediler. Süngülerin çocukların takıldığını, havaya atılıp süngü altına atılıyor. Yani Fransızlardan çok Ermeni, Amador değil mi? Zamanlarda. Onlar tarafından büyük zulmedildi ve katliama uğradıklarını söylerler. Sadece burada değil, Kozan'ın çevre bölgelerinde, mesela Toroslar'da da aynı şeyler. Mesela bizim Savruk Yaylası'na giderken Uşak öldüğü denilen bir yer vardı. Onu bilmezdik. Onlar sonra da söylediler. Mesela dedem 1972 yılında öldü ama 1876 doğumlu, 96 yaşında. O kendisi o bölgede 40 kadın ve çocuğun Ermeni çetelerince, atlı askerlerince öldürüldüğünü ve oraya gömüldüğünü söylemişti. Şimdi teyzem 109 yaşında vefat etti. 1902 yılında doğmuştu. Ve mesela Ermeni, özellikle Hacin bölgesinden gelen Ermenilerin çok büyük katliamlar burada yaptıklarını, bırakın insanları, hayvanlarıyla gelen insanların hayvanlarını bile öldürdüklerini anlatmıştı. Ben hepsini kaydını da aldım yani. Bende kayıtları da var. Onun için burası da şu bakımdan insanlığı nasıl ayaklar altına alındığını gösteren örneklerden birisi. Hocam teşekkür ederim. Biz de zaten 2006'da meclis kararıyla bir anıt, mezarlık anıtı düşünmüştük. Yeni meclisimizde karar aldık. İnşallah bu metinde yardımcı olursanız İnşallah. Ben buraya lafa yazacağım. Burayı da onu hatırlamak için o zalimliği, katliamı özgün haliyle koruyacağım. Söz veriyorum. Gelsin bir hafta içinde, bu lafa yazacağım. Önümüzdeki hafta gönderiyorum size ben inşallah. Teşekkür ederim. Hocam buyurun. Evet. Thank you.